21. soruda Ergün alışverişinde iki firmanın verdiği A ödeme kartı ile B ödeme kartını kullanmaktadır. Yapılan her 20 TL harcama için A ödeme kartına 3 para puan, B ödeme kartına ise 2 para puan hediye yüklenmekte. Hediye edilecek aynı duvar saati için A kartına 5400 para puan, B kartına ise 4500 para puan birikmesi gerekiyor. Bir yıl boyunca Ergün her iki kartı kullanarak toplamda en az kaç TL'lik alışveriş yaparsa her iki karttan da birer tane duvar saati hediye alabilir. Şimdi A ödeme kartı için her 20 TL'de 20 TL'de 3 para puan alıyormuş. Toplamda 5400 para puan alması gerekiyorsa o zaman kaç TL harcaması gerekecek onu bulacağız. Burada 1800 katı olmuş. 3'ün 1800'e çarptığımız zaman 5400. Dolayısıyla bunu da 1800 katına aldığımız zaman 20 çarpı 1800 TL para harcaması gerekiyor. Buradan da 18 çarpı 36, 36 bin TL gelecek. A için 36.000 TL'lik alışveriş yapması gerekiyor. B'den hediye alabilmesi için şimdi 20 TL'de 2 puan puan alıyor. Toplamda 4500 puan olabilmesi için kaç TL harcaması gerekiyor? Burada da baktığımız zaman 2250 katı. Bunu da aynı şekilde 2250 katına aldığımız zaman 20 çarpı 2250'den toplamda burada da 45.000 TL alışveriş yapması gerekiyor. İkisinin en toplamı olarak sorduğu için en az kaç TL olacak? 36.000 çarpı 45.000'den de toplamda en az 81.000 TL para harcaması gerekiyor ki bu duvar saatlerini hediye olarak alabilsin. 22. soruda aşağıdaki yaşı en büyük olan Kemal'in bulunduğu 6 kişi yan yana olarak büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Bu grubun yaş ortalaması Kemal ve İlhan gruptan ayrıldığında 12 azalıyor. Ayşe ve Zeynep gruptan ayrıldığında ise 4 artıyor ise Kemal ve İlhan'ın yaşları toplamı Ayşe ve Zeynep'in yaşları toplamından kaç fazladır? Şimdi Kemal ile İlhan'ın yaşları toplamına A diyelim. Zeynep ile Ayşe'nin yaşları toplamına da B diyelim. Buradaki toplam e, şimdi biz yaş ortalamasını bulurken bütün herkesin yaşları toplamını X alalım buradaki to, e, tamamının yaşları toplamında. X'i 6 kişi olduğu için 6'ya böldüğümüz zaman bu bize aritmetik ortalamayı verecek. Aritmetik ortalamayı da mesela Y diyelim. Şimdi gruptan normalde Toplamları 6 kişinin yaşları toplamı xti Kemal ve İlhan çıktığına göre. O zaman e, yaşları toplamı A olduğu için X-A kadar buradaki yaş toplamı azalacak. 2 kişi gittiği için 4 oldu kalan kişi. Buradaki yaş ortalamasının da 12 azaldığını söylüyor. Normalde yaş ortalaması Y iken şimdi artık Y-12 olmuş. Daha sonra bu gruptan Ayşe ve Zeynep gruptan ayrıldığında. Ayşe ve Zeynep'in yaşları toplamını B aldık. O zaman toplam e, yaş sayısından, yaşların toplamından... B'yi çıkarttığımız zaman yine 4 kişi kaldı. Bu sefer de 4 arttığına göre demiş. Yani Y artı 4'e eşit olmuş. Bu iki ifadeyi içler içler çarpım yaparak düzenleyelim. X eksi A eşittir 4Y eksi 48. X eksi B eşittir 4Y artı 16. Bizden Kemal ve İlhan'ın yaşları toplamı yani A değeri Ayşe ve Zeynep'in yaşları toplamından kaç fazladır? Yani bizden A eksi farkını istemiş. Bu ifadeleri taraf tarafa toplayalım. A eksi B'yi oluşturabilmek için buraya eksi ile çarpsam eksi x artı x gidecek. Artı A eksi B gelecek burası. Burada eksi 4y artı 4y gidecek. Burası artı 48 artı 16'dan da 64 olacak. Dolayısıyla A eksi B farkını 64 olarak bulmuş oluyoruz. 23. soru sıcaklık birimleri Celsius ve Fahrenheit arasında bir ilişki verilmiş. Haberlerde hava durumunu sunan spiker, Cuma günü İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık 15 derece olarak tahmin edilmekte. Buna göre beklenen sıcaklık değerleri dikkate alındığında, Cuma günü İzmir'deki gün boyunca sıcaklık farkı en yüksek kaç Fahrenheit olur? Yani buradaki 25 derece karşılık Fahrenheit'in kaç geldiğini bulacağız. Aynı şekilde 15 dereceye karşılık Fahrenheit'in kaç olduğunu bulacağız. Ve aradaki farkı bizden istemiş. O zaman 25 derece için C yerine yani burada 25 yazdık. 25 eşittir. 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit eksi 32. Sadeleştirdik buradan 5 geldi. 9 çarpı 5'ten 45 eşittir. F eksi 32. Buradan da Fahrenheit değerini 77 olarak buluyoruz. Diğerine bakalım. 15 derece olduğu zaman Fahrenheit kaç olacakmış? Buradan 3 geldi. 9 çarpı 3 yani payda işlediğimiz zaman burada daha doğrusu içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 27 eşittir. Fahrenheit eksi 32. Burada da Fahrenheit değerini 59 olarak buluyoruz. Dolayısıyla gün içindeki sıcaklık farkı Fahrenheit cinsinden baktığımız zaman 18 Fahrenheit'a eşit olacaktır diyoruz. 24. soruda aşağıda bir kuryem hazırladığı fındık, ceviz ve üzümden oluşan eşit miktarlı iki pakette hangi malzemeden hangi oranda kullanıldığı gösterilmiş. Bu iki paket karıştırıldığı zaman içindeki toplam fındık, ceviz ve üzüm miktarlarda olduğuna göre demiş hangisi doğrudur? Şimdi burada hep yüzdelik olarak vermiş. Topladığı zaman yüzde yüz, topladığı zaman yüzde yüz. O zaman şöyle yapalım. Birinci paketi 100 x, ikinci paketi 100 x aldığımız zaman eşit miktarı demiş çünkü iki paketinde. O yüzden x cinsini aldım ikisinde 100 x. Şimdi 100'ün yüzde 35 olduğuna göre o zaman fındık burada 35 x, burası 25 x, 45 x, burası 30 x, Burası 20x, burası da 45x'e denk gelecek. Dolayısıyla toplam iki paketteki fındık o zaman burada 65x olacak, ceviz ise 75x olacak, üzüm ise buradan da 65x gelecek. Pardon, burası 60x. Buna göre bunları sıralamamızı istemiş bizden. Miktar olarak baktığımız zaman cevizde 75x yani 100x hatta 200x kadar da 75x varsa en yüksek o, ceviz büyük. Daha sonra üzüm 65x. Daha sonra fındık 60x olduğu için en küçük geldi. Buna göre şıklarda C, Ü, F, D şıkkında verilmiş. 25. soruda aşağıdaki şekillerde market arabaları iç içe geçirildiklerinde birinci şekilde elde edilen toplam uzunluk 3,9 metre. ikinci şekilde ise 7,2 metredir. İç içe geçirildiğinde her iki market arabasının tutma kolları arasındaki mesafe 15 santim ve ikinci şekildeki market araba sayısı birinci şekildekinin iki katı olduğuna göre bir tane market arabasının uzunluğu kaç santimdir? Şimdi market arabasının uzunluğunu zaten hepsi eş market arabaları. Bir tanesinin uzunluğu x gelmiş olsa, buradaki toplam için mesela şöyle diyeceğiz. İlk e, top, Toplam buradaki uzunluğu hesaplarken burada bir x santim var. Bunların dışında hepsinin arka arkaya buradaki kol arasındaki uzaklıklar 15. Dolayısıyla şöyle diyelim, burada mesela x uzunluk için x var. Bunun dışında buradaki her iki tanesinin arasında bir tane uzunluk 15 santim var. O zaman burada 15 mesela y tane market arabası olduğunu düşünürsek o zaman 15 çarpı y tane market arabası yani burada 15 çarpı y kadar uzunluk gelecek. Artı x buradaki uzunluk toplamları 3,9 metre santimetreye çevirelim direkt 390 santim. İkinci şekilde ise yine aynı şekilde x santim burada var. Bunun dışında 15 santim 15 santim olacak şekilde. Şimdi x santim bunun dışında iki katı olduğuna göre o zaman iki katı kadar da boşluk gelecek. Normalde y tane bu 15 santimlerden varsa şimdi artık 2 y tane bu 15 santim aralıklardan gelmiş oluyor. Bunların da toplamının 7,2 metre yani 720 santim olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki bizim bir tane market arabasının uzunluğu yani x değerini bize sormuş. Şöyle yapalım bu ifadeyi mesela eksi ile çarptığımızı düşünürsek x'ler gidecek. Eksi burada 15 y artı 30 y'den 15 y kaldı. Eksi 390 artı 720'den de 330 geldi. Buradan da y değerimiz 22 santim oldu. Pardon 22 tane gelmiş oldu. 22 tane boşluğa eşitti bu y değeri. Şimdi bizden x'i istiyor. x artı 15 çarpı 22 eşittir 390 santim. 15 çarpı 22'den de 330 değerimiz geliyor. 390'a eşit. Dolayısıyla buradan da x değerimiz 60 santime eşit oldu. 26. soruda bir yorum sorusu gelmiş. Belli bir dönemdeki gelir ile o dönemin fiyatı ile bir üründen kaç adet alınabileceğinin ifadesidir. Grafikte 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Efe'nin aylık geliri ve bir adet A marka telefonun fiyatı ile ilgili bilgiler verilmiş. Buradaki kırmızı sütunlar aylık geliri diğeri ise A marka telefonun fiyatını vermiş. Buna göre Efe'nin alım gücü ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Şimdi 2020 yılında 2019'a göre alım gücün azaldığını söylüyor. 2019 yılında alım burada aylık geliriyle telefonun fiyatı aynı iken, burada ise aylık geliri fiyatından fazla olmuş. Yani normalde mesela bir telefonu aldığında burada hiç parası kalmazken burada ise telefonu aldıktan sonra elinde bir miktar daha para kalmış. Dolayısıyla alım gücü aslında 2020 yılında artmış. Biz azalmıştır dediğine göre yanlış. 2020 yılında 2018'e göre artmıştır. Şimdi 2018 yılında parası telefonun e, burada fiyatına yetmezken telefonu alamazken burada telefonu aldığında bir de parası artıyor. Dolayısıyla her türlü 2018 yılına göre 2020 yılındaki alım gücü artmıştır ifadesi doğru. 2019 yılında da 2018'e göre artmıştır diyor. Burada telefonu alamazken parası e, telefonun fiyatından azken geliri Burada ise bir tane telefonu aldığında parası kalmıyor. Dolayısıyla burada alamıyorken alır duruma geldiğine göre demek ki burada 2019 yılında 2018'e göre alım gücü artmış demektir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru. O yüzden de cevabımız 2 ve 3 geldi. 27. soruda bir giyim mağazasına sezon başında belli bir model ceketten küçük, orta ve büyük beden olmak üzere sırasıyla 3, 4, 5 ile orantılı sayıda ürün gelmiştir. Şimdi şöyle diyelim küçük o zaman 3x ile orantılı. Ortanca 4 ile orantılı. Büyük olan da 5 ile orantılı şekilde sayıları var bu ceketlerin. Buna göre sezon bittiğinde küçük ve büyük beden ceketlerin eşit sayıda satılmayan ürün olduğunu söylüyor. Sezonda büyük beden ceketlerin satış adedi orta bedenlerin satış adedinin 2 katı olduğunu söylüyor. O zaman şöyle yapalım. Şimdi satılanlar için diyelim Satılanlarda büyük beden orta bedendeki satış adedin 2 katı. Yani burada Y kadar satıldıysa burada 2Y kadar satılmış. Orta bedenlerin satış adedinin 2 katına eşit olmuş. Ve sezonda eşit sayıda küçük ve orta beden ceket satılmıştır. O zaman Y kadar orta beden satıldıysa Y kadar da küçük beden ceket satılmış. Buna göre şimdi bu cümleye tekrar geri dönelim. Sezon bittiğinde küçük ve büyük beden ceketlerden eşit sayıda satılmayan ürün var. Şimdi bu toplam sayıları bunlar satılanlar. O zaman satılmayanlara bakarsak buradan 3x-y küçüklerden satılmayan. 5x-2y de büyüklerden satılmayan. Ve bunların sayılarının eşit olduğunu söylüyor satılmayanların. 3x'i diğer tarafa aldık. 2x-2y buraya aldığımız zaman y. Y değerimiz buradan 2x'e eşit oldu. Sezon sonunda geriye kalan küçük beden ceket sayısının. Şimdi 3x vardı. Y yerine de 2x yazdım. Dolayısıyla 3x kadar... Ceket arasından 2x tane ceket satıldığına göre geriye kalan ceket buradan 3x-2x'ten x kadar küçük beden ceket kaldı. Geriye kalan orta beden ceket sayısının oranı, şimdi orta bedende 4x tane vardı, y tane satıldı yani 2x tane satıldı, 4x-2x'ten 2x tane orta beden ceket kaldı. Bize bunların oranını sormuş, xleri sadeleştirdiğimiz zaman buradan oran 1 bölü 2 gelmiş oluyor. 28. soruda 5 kişilik bir koşu takımı 5 çarpı 100 metre bayrak yarışı yapacaktır. Yarışa başlayan koşucu 100 metre koştuktan sonra bayrağı ikinci koşucuya, o da 100 metre koştuktan sonra üçüncü ve devamlı diğerleri de bu şekilde 500 metrelik yarışı tamamlayacaklardır. Bu koşuculardan ikisi olan Nevin ve Damla bayrağı birbirlerine vermek istediklerine göre 5 çarpı 100 metre bayrak yarışı kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi bunlar birbirlerine vermek istiyorlarsa buradaki bayrağı o zaman ardı ara gelmeleri gerekiyor. Yani şöyle diyelim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci koşulcular için. Şimdi Nevin ve Damla dediğim gibi arka arka olması lazım. Biri birinci ise diğeri Damla ikinci olmalı ki bayrağı buna verebilsin. Ya da Nevin bir ikinci ise Damla üçüncü olacak. Nevin üçüncü ise Damla dördüncü olacak. Nevin dördüncü ise Damla beşinci olacak. Burada 1 bu şekilde 1 2'ye gelebilirler. 2 3'e gelebilirler. 3 4'e veya 4 5'e şeklinde gelebilirler. Dolayısıyla burada 4 farklı durum var. Şimdi Nevin ve Damla'nın yer değiştirmesi var. Yani önce Damla sonra Nevin bayrağı alabilir. Dolayısıyla buradan her biri için iki durum olduğu için 4 çarpı 2 dedim. Şimdi burada iki tanesinin iki tane koşucunun bu şekilde yer değiştirmesi gelecek. Bunun dışında 3 tane daha koşucu var. 3 tane koşucunun da kendi aralarında yer değiştirmesi geleceği için de 3 faktöriyel ile çarpacağız. Dolayısıyla 4 çarpı 2 8, 3 faktörel 6. Buradan da 48 farklı şekilde bu işlemi yapabileceklerini buluyoruz. 29. soruda aşağıda krokisi verilen bir sinema salonundaki film için internetten Ayla ve Nermin A, B ve C sıralarındaki koltuklardan birer koltuk seçerek bilet alacaktır. Yeşil boyalı koltuklar boş olduğuna göre ikisi rastgele birer koltuk aldığında koltukların aynı sırada ve yan yana olma olasılığı kaçtır? öncelikle tüm duruma bakalım. Burada toplamda kaç tane yeşil koltuk var? 2, burada 5, burada da 3 tane yani 8 tane boş koltuk var. Şimdi bir tanesinin ilk başta e, seçeceği koltuk sayısı burada 8 taneden biri. Biri seçtiğine göre diğeri de o zaman seçmesi için 7 tane koltuk kaldı. Dolayısıyla tüm durum 8 çarpı 7 farklı ihtimal var. İstenen duruma baktığımız zaman aynı sırada ve yan yana olacaklar. Şimdi burada aynı sırada olabilirler ama aynı yani yan yana olma durumları yok. Buradakilerden biri olamaz. Aynı şekilde 5'e de biri oturamaz. Yan yana gelmezler. Ya buradakine ya da buradakine denk gelecekler. Dolayısıyla burada A ya da B sırasını seçme ihtimalleri iki durum geldi. Burada mesela B'yi seçtikten sonra iki farklı ihtimalle mesela B'yi seçtiler. 1 ve 2 kendi aralarına yer değiştirmeleri de olacağı için iki faktöriyelden de burada 2 gelecek. Dolayısıyla olasılığımız bu şekilde. Sadeleştirirsek buradan 2, 1 bölü 7 çarpı 2'den de 1 4, 1 bölü 14 olasılığını bulmuş oluyoruz. 30. soruda İrfan 3 günlük tatili için otomobil kiralamayı düşünmektedir. Dizel araçların günlüğü 240 TL, benzinli araçların günlüğü 180 TL'dir. Dizel araçlar her 100 kilometrede 36 TL, benzinli araçlar her 100 kilometrede 48 TL yakıt harcamakta. Hesap kitap yapan İrfan, dizel araç veya benzinli araç kiralamalarının maliyet açısından gidiş dönüş mesafesine göre aynı olduğunu görüyor. Buna göre İrfan 3 günlük tatilde Gidiş dönüş için kaç kilometre araç kullanacağını varsaymıştır diye sorulmuş. Şimdi bir günlük için 240 TL dizel araçlarda 3 günlük için olduğuna göre 240 çarpı 3. 100 kilometrede 36 TL harcıyordu. O zaman kaç kilometre gittiğini bilmiyoruz. 100 x kilometrede o zaman 36 x kadar TL harcamış olacak. O zaman toplam tutarı 36 x gelecek dizel araçlarda. Benzinli baktığımız zaman günlüğün 180 TL olduğunu söylüyor. 3 gün olduğu için 3 çarptık. Burada da 100 kilometrede 48 TL harcıyordu. Aynı kilometreye gidecekler. Çünkü aynı gidiş dönüş aynı mesafe. 100 x'de de 48 TL para harcamış olacak. Buna göre bunlar birbirine eşit olmuş ki burada hesap kitap açısının aynı olduğunu görüyor demiş çünkü. Buradan 720 artı 36 x 540 artı 48 x Buradan diğer tarafa attık. 12x eşittir. Buradan karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 180. x değerimiz de buradan 15 geldi. Dolayısıyla kaç kilometre? 36x'ler burada 100x'e eşittir. Dolayısıyla 100 çarpı x'i de 15 bulduğumuza göre 1500 kilometre gittiğini varsaymıştır diyoruz. 31. soruda ED ve AB birbirlerine paralel verilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi e, buradaki mesela ikinci öncüle baktığımız zaman d eksi c eşittir b gibi eşitlikler bulunmuş. Biz de paralellikten şöyle değerler bulalım. Mesela burası d ise burası d. Burası e ise burası da e yöndeş açılardan. Daha sonra e, burada e, z yapmış olsak burası b ise burası da b gelecek. Buradaki uzunluğumuz yani açımız daha doğrusu buradaki açımız da, buradaki açımızın da toplamı d'ye eşit olacak. Ve burada da bir z var. Mesela burada z'yi uyguladığımız zaman burası c ise burası da c geldi. Dolayısıyla B ile C'nin toplamı D'ye eşit oldu. Bize D eksi C B eşit midir diye soruyor. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman B eşittir. D eksi C eşitliğini elde ediyoruz. O yüzden ikinci öncülümüz doğru. Sonuç olarak burada da B artı C'nin de D'ye eşit olduğunu söyledik. Şimdi burada da E, F, D üçgenine baktığımız zaman bu üç açıyı toplarsak A artı B artı C 180 dereceye eşit. B artı C'nin D'ye eşit olduğunu söylüyor. Buradan da A artı D ifadesi açısı 180 dereceye eşit olacak. Buna göre e, buradaki açılarımız için mesela A'nın 90 dereceden küçük olduğuna D'nin 90 dereceden büyük olduğunu söylüyor. Şimdi burada toplamları 180 olduğuna göre A eğer 90'dan küçükse D 90 dereceden büyük olmalı ki toplamları 180'e eşitlensin. O yüzden birinci öncülümüz de doğru. A 90 derece ise E'nin 90 dereceden küçük olduğunu söylüyor. Şimdi A açımız için... Mesela onu nerede kullanabiliriz? Buradaki E'ye mesela yaklaşalım. E ile A arasında bir bağıntı kurmamız lazım. Burada mesela A değerimizle D'de, D, D, açıların açılarının toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki şöyle diye mesela buradaki D açımız için bize A'nın 90 olduğunu söylüyor. O zaman D'nin de 90 olduğunu direkt söyleyebiliriz aslında. A 90 derece verilmiş. D de 90 derece. Şimdi D 90 derece ise Burada AGH üçgeninde D ve E'nin sonuç 3 açında toplamı 180 olacak. D 90 olduğuna göre E'nin 90 olma ihtimali hiç yok. E'nin 90'dan büyük olma ihtimali de yok. Dolayısıyla bunlar 90 ise bunlar dar açıdır biliyorsunuz. O yüzden de A açısı 90 derece ise D 90 geliyor. D 90 ise E açısının da 90'dan küçük olması gerekiyor. O yüzden de verilen 3 öncülde doğru cevabımız D şıkkı geldi. 32. soruda aşağıda düzgün altıgen biçimindeki havuzun çevresine eş 12 tane düzgün altıgen ve bu küçük altıgenlerin yarısı kesilerek elde edilmiş 6 tane eş yarım altıgen şeklinde mermer döşenmiş. Buna göre havuzun alanının mermerlerin alanları toplam alanına oranı kaçtır demiş. Şimdi mesela buradaki küçük altıgenin bir tanesinin kenar uzunluğunu A dersek eğer şimdi bunu yarıdan kesmiş. Dolayısıyla buradaki köşegen uzunluğu da bunun iki katı geliyordu. Köşegen uzunluğumuz da 2A. Burası da 2A şeklinde gelecek mesela. Burada tekrar bir altıgenimizin kenarı var. Burası da 2A. Dolayısıyla havuzun bir kenar uzunluğu 2A gelmiş oldu. Bir kenar uzunluğu 2A olan altıgenin alanı için de şöyle yapıyorduk. 2A'nın karesi pardon burada 4A gelecek. 4A'nın bir kenar uzunluğu buradan 4A geldi. Bir kenarının karesi kök 3 bölü 4 bize eşkenar üçgenin alanı veriyordu. Bunları birleştirdiğimiz zaman burada 6 tane eşkenar üçgen oluyordu. Bir kenarı 4a olan eşkenar üçgenin alanı bu şekilde bulduk. Bu havuzda 4 6 tane bu eşkenar üçgenden var. Yani bir altıgenin alanı bu şekilde bulduk. Buna göre havuzun alanı bulmuş oluyoruz. Şimdi e, küçük altıgenlere bakalım burada. Bir kenarı a olan altıgenin alanı için yine aynı şekilde bu e, bir kenarı 6 olan bu altıgenin 6 tane eş, eşkenar üçgen var. Dolayısıyla bir tane eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3/4 bölü 4, Burada 6 tane eşkenar üçgen var. Dolayısıyla bir tane altıgenin alanı bu şekilde bulmuş olduk. Bu küçük altıgenlerden 12 tane varmış. O yüzden bunu da tekrar 12 ile çarptık. Şimdi yarım da e, altıgenlere bakalım. Bunun için de yine burada bu sefer nasıl bütün de 6 tane varsa burada da 3 tane eşkenar üçgen var. O zaman bir kenarı yine a, a kare kök3/4 bölü 4 olan eşkenar üçgenden 3 tane var ve bu yarım da alan e, altıgenlerden de 6 tane var. Bize bu şekilde söylemişti. Bütün altıgenlerden 12 tane var. Yarım olanlardan 6 tane var. Buna göre burada şimdi paydaları 4 olacak şekilde düzenleyelim burasını. Buradan 16 a kare 3 çarpı 6. Şöyle 6 da yazalım. Bölü 4 geldi. Paydalı da paydaları direkt 4 olacak şekilde kalsın. 12 çarpı 6'dan buradan 72. Buradan 18 yani 90 tane a kare kök 3 bölü 4 değerimiz gelmiş oldu. Buran dörtler sadeleşti. Akara köküçler sadeleşti. Geriye 6 çarpı 16 bölü 90 kaldı. 6'ya böldük 1. 6'ya böldük 15. Dolayısıyla da buradan oran 16 bölü 15 oldu. 33. soruda aşağıda bir kenarı açık ve zemin üzerinde duran dikdörtgen biçimindeki bir kaba doğrusal çay kaşığı birinci ve ikinci şekildeki gibi yerleştiriliyor. Uzunluklar verilmiş. Buna göre E noktasının zemin üzerindeki dik iz düşümü E üssü, F noktasının zemin üzerindeki dik iz düşümünün F üssü olduğuna göre AB uzunluğunu sormuş bize. Şimdi burası 6, BC uzunluğu 6, burası da 6. Dolayısıyla burada 6 artı 4'ten çay kaşının uzunluğu 10 santime denk geldi. Dolayısıyla buradaki CE uzunluğu da çay kaşının uzunluğu olduğuna göre burası da 10 santim oldu. Bunun tamamı 8 ise buranın 8, 10 yani 6, 8, 10 üçgeninden EE üssü uzunluğunu da 6 olarak buluyoruz. Şimdi bizden buradaki FF üstü uzunluğu için de buradaki ifade 4 dedi. Burası aynı şekilde 4 geldi. Buradaki uzunluğunu bilmiyoruz. Bizden istediği de bu arada AB uzunluğu. Yani buradaki FF üstü uzunluğu. Şimdi şöyle yapalım. Burada bir paralel çizersek. Burası dikse aynı şekilde burası da dik geldi. Buradaki uzunluğu bizden istediği AB uzunluğuna X diyelim. Bunun tamamı 6. Burası paralel olduğu için burası da X. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuzda 6 eksi X geldi. Burası 2 ise burası 2 oldu tabi. Şimdi bunlar paralel doğrusal olduğuna göre sonuçta çay kaşığı. Burası alfa ise burası da alfa olacak. Dolayısıyla tanjant alfadan gidebiliriz. Tanjant alfa bu üçgende karşı bölü komşudan x bölü 6. Bu üçgende ise karşı bölü 6, karşı bölü komşudan 6 eksi x bölü 2 geldi. Buna göre içler dışlar çarpımı yapalım. Hatta 6 ile 2 sadeleştirelim. 3 gelsin. Buradan x eşittir 18 eksi 3x. 4x eşittir 18 x değerimiz de buradan sadeleştirdiğimiz zaman 9 bölü 2 yani 4,5 santime eşit oldu diyoruz. 34. soruda bir eşkenar üçgen şeklindeki kumaş şekilde gösterildiği yerlerden kesilip ayrıldığında oluşan üç parçanın alanları A, B ve C oluyor. Buna göre A, C, A artı C bölü B'nin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi eşkenar üçgen olduğuna göre bunlar 60 derece 60 derece gelecek. Burası aynı şekilde 60 derece. Dolayısıyla buradaki açılarımızda 30 derece kaldı. Şimdi şöyle yapalım. Mesela 30'un gördüğü açıya kenara A dersek 90'ın gördüğü kenar 2A gelecek. Aynı şekilde bunlarla eşit olduğuna göre bunlar da A. Burası da 2A. Burada aynı şekilde A kök 3 A kök 3 gelmiş olacak. Şimdi buradaki üçgenlerimiz zaten A ve C üçgenlerinin alanları birbirlerine eşit. Bunları şöyle yapalım. A ile C'nin alanları için taban çarpı yükseklik yani A çarpı A kök 3 bölü 2. A ve C üçgenlerin alanlarına eşit. Dolayısıyla buradan A kare bölü A kare kök 3 bölü 2 geldi. Şimdi B'nin alanını bulmaya çalışalım. B'nin alanı için de şimdi bu eşkenar üçgen bir kenarı 3A olan bir eşkenar üçgenimiz var. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarının karesi kök 3 bölü 4 eşkenar üçgen alanı verecek. Yani 9A kare kök 3 bölü 4. Şimdi bu üçgenden şöyle diyelim hatta 9 a kare kök 3 bölü 4'ten a ve c üçgenlerin alanlarını çıkartırsak b üçgenin alanı kalacak. Şimdi bir tane a'nın alanı a kare kök 3 bölü 2 ise a artı c o zaman a kare kök 3 gelecek. Dolayısıyla bunu çıkarttığımız zaman bu alan bize b üçgenin b bölgesinin alanını vermiş olacak. Buradan 4 a kareden 5 a kare kök 3 bölü 4 b bölgesinin alanı geldi. Şimdi A ile C'nin toplamı demiş. A ile C ikisi de A kare kök 3 bölü 2 olduğuna göre topladığımız zaman A kare kök 3 geldi. Bunun B'ye oranı 5 A kare kök 3 bölü 4. Kök 3'ler sadeleşti. A kareler sadeleşti. Buradan 1 bölü 5 bölü 4 geldi. O da 4 bölü 5'e eşit oldu. 35. soruda yarı çapı R olan bir çemberin çevresi 2 pi R şeklinde hesaplanır. Aşağıda kareli zemine 1, 2 ve 3 nolu çembersel eğriler gösterilmiştir. Buna göre eğrilerin uzunlukları ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi birinci başlayalım. Mesela burada parça parça alacağız. Burada bir yarım çember, çemberimiz var. Ve yarıçapı burada merkezi olduğuna göre yarıçapı da bir birim. Dolayısıyla buradan buraya kadar olan uzunluk 2 pi çarpı r'si bir yarım çember olduğu için ikiye böldük. Dolayısıyla burası pi kadar eğrinin uzunluğu gelmiş oldu. Buraya kadar olan uzunluk pi. Buradan buraya kadar yine bir yarım çemberimiz var. 2 pi çarpı yarıçapı bu sefer merkez burası olduğu için yarıçapı 2 bölü 2'den de buradaki çemberin yay uzunluğu da 2 pi geldi. Buradan buraya kadar yine bir yarım çemberimiz var yarıçapı da bu sefer 3 birim. 2 pi çarpı r'si 3 yarım çember olduğu için 2'ye böldük buradaki uzunluk da 3 pi geldi. Topladığımız zaman 5 6 pi uzunluğunu bulmuş olduk. İkinciye bakalım şimdi burada da direkt çemberin yarıçapına baktığımız zaman 3 pi, 3 birim. 2 pi çarpı bütün çember olduğuna göre yarı çapı 3. Dolayısıyla buradaki çemberin uzunluğu da 6 pi geldi. Buraya bakalım. Buradan öncelikle burasını hesaplarsak yarım çemberimiz var. Yarı çapı 3 birim. Dolayısıyla tamamı 6 pi ise buradaki kısım 3 pi gelecek. Bir de bunları hesaplayacağız. Bunlar içinde burada bir tanesini hesaplamıştık. Pi kadardı. Bunlar da aynı şekilde pi kadar olduğuna göre 3 tane var. Dolayısıyla buradan da 3 pi kadar uzunluk geldi. Toplamı da 6 pi. Dolayısıyla bütün eğrilerin toplamı hepsi 6 pi olduğuna göre her bir eğrinin uzunluğu birbirine eşit geldi. 36. soruda aşağıda bir teknoloji mağazasında teşhir ürünü olarak sergilenen dikdörtgen biçimindeki iki led tv benzerdir. Büyük televizyonun boyu 180 santim, küçüğün 150 santim iken enleri farkı 20 santimdir. Her iki televizyonda aynı kanal açıkken ekranın sağ ve sol tarafında ekranın eni çapı olan iki tane yarım daire yer almakta. Buna göre büyük televizyonun ekranındaki yarım dairelerin alanları toplamı küçük olanın ekranındaki diğer dairelerin alanları toplamından kaç santimetre kare fazladır? Şimdi dikdörtgenlerin benzerliğinden bahsetmiş. Bildiğimiz uzunluklar buradaki uzun kenarları. Yani buradaki benzerlik oranı o zaman 180'in 150'ye oranı gelecek. Buradan sadeleştirirsek de 3'e böldüğümüz zaman burada 6'ya 5 oranı gelecek. Dolayısıyla uzun kenarlar arasında 6'ya 5 oranı varsa kısa kenarlar arasında da 6'ya 5 oranı olması lazım. Şimdi bunun tamamını mesela 6'a dersek bunun tamamı 5'a gelecek. Yarı çapı için 2'ye böleceğimize göre şöyle diyelim. Bu oranı 2 katına alalım. 12'ye 10 oranı gelsin. Bunun tamamı buradakine 12A olarak alırsak eğer buradaki de 10A olacak. 12'ye 10 oranı var çünkü. Dolayısıyla buradaki yarı çapları 6A 6A olarak geldi. Bunun tamamında 10A olması için bunlar da 5A 5A şeklinde geldi. Aradaki farkın 20 santim olduğunu söylemiş. 12A'dan 10A'yı çıkarttığımız zaman 2A 20. A da buradan 10 santime denk geliyor. Şimdi buradaki büyük televizyondaki yarım dairenin alanlarını toplayalım. Pi çarpı yarıçapımız 6A. Pi R kare bölü 2 yarım dairenin alanı. 2 tane bu yarım dairenin olduğu için 2 ile çarptım. Bunun alanları toplamından buradakilerin alanları toplamını çıkartacağım. Pi çarpı yarı da 5A. 5A'nın karesi bölü 2. Yine 2 tane yarım daire olduğu için 2 ile çarptım. Buradan ikiler sadeleşti. Buradan 36A kare pi. Eksi 25A kare pi geldi çıkardığımız zaman 11 a kare pi. A değerimiz 10 olduğuna göre 11 çarpı a kareden de 100 geldi çarpı pi. Dolayısıyla 1100 pi'ye aradaki farka eşit gelmiş oldu. 37. soruda aşağıdaki birinci şekilde yer alan düzgün beşgen biçimindeki kağıt D doğrusu boyunca kesilip elde edilen iki parça ikinci şekildeki gibi birbirine ekleniyor. Burada CF ve FD uzunlukları eşit verilmiş. A üssü F ve D doğrusu da olduğuna göre Bizden buradaki x açısını istemiş. Şimdi buradaki e, AF çizdiği zaman bunlar birbirlerini 90 derecede kesecekler, kesişecekler. Buradaki mesela AF bu aynısı kalmış. Buradaki yan çevrilmiş. Dolayısıyla burası yine aynı şekilde 90 derece olduğuna göre burası da 90 derece gelecek. Daha sonra burada e, beşgen olduğuna göre beşgenin iç açısı 108 derece. Burası 108, aynı şekilde C açısı 108. Dolayısıyla buradaki C ile C üssü açısı aynı açılar. Dolayısıyla burası 108 derece gelecek. Aynı şekilde buradaki B açısı yine 108 derece. Buradaki A açısı yine buradaki sadece 2'ye böldüğü için 54 derece gelecek ama buradaki X açısının kaç olduğunu bilmiyoruz. Şimdi şöyle diyelim burada A üssü F uzunluğuyla sonuçta buradaki A üssü F uzunluğu almış buradakine devirine göre yani buradaki A üssü F ile AF uzunluğu normalde bitişikken bu şekilde yan çevirdiği için buradaki uzunluklar yine birbirlerine eşit gelecek. Çünkü aynı A üssü F AF uzunluğu aynı uzunluklar. Bunlar birbirlerine eşit. A üssü F A üçgenine baktığımız zaman 90 derece. Bu uzunluklar da birbirlerine eşit olduğuna göre 45 45 90 üçgeni gelecek. Burada 45. Buradaki açımız aynı şekilde 45 geldi. Dolayısıyla buradaki B üssü A üssü FC üssü dörtgenine baktığımız zaman 108 derece. B'de de 108 derece var. 216 derece. Artı burada bir 90 derecemiz var. Artı burada bir 45 derecemiz ve X derecemiz var. Topladığımız zaman 360 derece eşit olması gerekiyor buradan 216 artı 135 artı x 360 eşit ikisini topladığımız zaman buradan 351 derece x eşittir 360 eksi 351 den de x açısını buradan 9 derece olarak bulmuş oluyoruz 38. soruda 7 adet oynar mekanizmaya sahip akordiyon askılık zeminden aynı yükseklikte bulunan a b ve c noktalarından birinci şekildeki gibi 20 birim açılarak asıldığında 2 adet eş karesel bölge oluşturmaktadır. Askılık 28 birim açılarak ikinci şekildeki gibi aynı yükseklikte bulunan A, D ve E noktalarından tekrar asıldığında 2 adet eş eş kenar dörtgensel bölge oluşturmaktadırlar. Buna göre askılıktaki şemsiyenin zeminden yüksekliği ilk duruma göre kaç birim artmıştır? Şimdi e, burada 20 birim olduğuna göre Buradaki o zaman sonuçta doğrusu olacak şekilde A, de tamamı 20 santim gelecek. Eş kareler olduğuna göre o zaman buradaki uzunluklar eşit olacak. 10 santim, 10 santim gelecek. Kare olduğuna göre burası 90 derece. Dolayısıyla buradaki uzunluklar da 5 kök 2 gelmeli ki kök 2 katından burası da 10 gelsin. Daha sonra bizden burada şemsiyenin zemine olan uzaklığından bahsediyor. Biz burada bir dik indirdiğimiz zaman ikizkenar üçgen dik indirdiğimiz zaman bunlar da iki eşit parçaya bölecek. Dolayısıyla bunlar da 5 5 gelecek. Hipotenüs uzunluğu 5 kök 2. Burası 5 olduğuna göre yükseklik de o zaman 5 geldi. Dolayısıyla buradaki yükseklik de yine 5 oldu. Şimdi bunlar aynı. Mesela buradaki ABC, buradaki ADE aynı doğrultuda. Dolayısıyla buradaki uzunluk bir fark yaratmıyor. Önemli olan buradan alt tarafta ne kadar uzunluk olmuş ona bakacağız. Burada olduğu doğrusal yerden itibaren 5 santim uzaklığa şemsiye asılmış. Buraya bakalım aynı şekilde buradaki uzaklığı bulacağız. Burada da 28 tamamı iki tane eş dörtgensel bölge olduğuna göre bunlar da 14 14 ayrılacak. Ama bir kare olmadığı için burada 90 derece diyemeyiz. Zaten uzunluk 5 kök 2 sonuçta aynı uzunluktan bahsediyor. Aynı şekilde sonuçta bunlar da yine aynı şekilde 5 kök 2 gelecek. Bize yükseklik lazım dediğim gibi burada dik indirdiğim zaman ikiz kenar üçgen bunları iki eşit parçaya bölecek. 7 birim olarak gelecek. Buradaki yüksekliği bulmamız için Pisagor yaparsak hipotenüs uzunluğu yani 5 kök 2'nin karesi eşittir 7'nin karesi artı yüksekliği de h diyelim. h'ın karesi. Buradan 50 eşittir 49 artı h kareden h değerimizi h kare değerimiz 1 h değerimiz yani yüksekliğimizde 1 bir birim oldu. Burası 1 ise burası da 1 bir birim. Dolayısıyla bu 5 birim aşağıdan takılırken bu 1 bir birim aşağıdan takılmış. O yüzden ilk durumuna göre kaç birim artmıştır dediğine göre aradaki fark 4 birim artmıştır diyoruz. 39. soruda yarı çapı R yüksekliği H birim olan dik silindirin hacmi pi R kare H şeklinde hesaplanır. Alt tabanı düz bir zemin üzerinde bulunan yarı çapı 2 birim yüksekliği 6 birim olan içi boş bir dik silindirin içine demiş. Şimdi dik silindirimizi şöyle çizelim. Yarı çapı 2 birim olacak. Yüksekliği de 6 birim olacak. İçine alt tabanlığın merkezleri ortak. Yani buradaki merkezi ortak olacak biçimde Yarı çapı 1 bir birim yüksekliği 2 birim olan demirden yapılmış içi tamamen dolu bir dik silindir yerleştiriliyor. Şimdi bir dik silindirimiz daha var. Tabanları ortak olacakmış ve buradaki yarı çapta 1 olacak. O zaman bu aradaki fark da 1 kalmış oldu. Yüksekliğinde 2 vermiş. Daha sonra büyük silindirin içine küçük silindirin yüksekliğine kadar yani 2 haş yani haş yüksekliği 2 olacak şekilde su dolduruluyor. Buna göre demirden yapılmış küçük silindir büyük silindirin içinden çıkarılırsa Suyun seviyesi kaç birim azalır? Şimdi normalde buradaki e, yüksekliği 2 birime kadar su doldurulduğu zaman Pi çarpı yarı çapı 2 birim büyük silindirin yarı çapı 2 iki birim 2'nin karesi çarpı yükseklikte 2 Bunun içinden içinde burada demirden yapılmış bir silindir var. Sonuçta buraya su gelmeyecek. Dolayısıyla suyun hacmi için buradaki yüksekliği 2 birim olan silindirin içerisinden bu demiri çıkartacağım. Pi çarpı yarı çapı 1 çarpı yükseklikte 2 bu kadar su varmış. Bu su normalde bu büyük silindirin ne kadar yüksekliğine denk gelecek onu soruyor. Pi çarpı R'si 2. 2'nin karesi çarpı H. Dediğim gibi biz suyun hacmini bulduk. Bu suyun hacmi buradaki büyük silindirin yine aynı şekilde hacminin yüksekliği kaç olduğu zaman eşit olacak onu bulacağız. Buradan 4 çarpı 2'den 8 pi. Buradan 2 pi. Dolayısıyla buradan 6 pi eşittir. 4 pi çarpı h geldi. Pi'ler gitti. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 yüksekliğe denk geldi. Yani 1,5 buradaki yükseklik 1,5 olduğu zaman bu suya eşit oluyormuş. Bize suyun içerisinden çıkarılırsa yükseklik buradaki içinden çıkarıldığında suyun seviyesi yani yükseklik kaç birim azalır diye soruyor. Normalde yükseklik 2 iken şimdi 1,5'a düşürüldüğüne göre ne kadar azalmış? Aradaki farkı istiyor. Dolayısıyla 0,5 birim azalmıştır diyoruz. 40. soruda aşağıdaki koordinat eksenleri olmaksızın birim kareli dik koordinat düzleminde K ve L noktaları gösterilmiş. Bu koordinat düzleminde A, B ve, A, B ve C noktaları köşeleri olan A, B, C üçgeni çizilirse bu üçgene ait görünüm hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi eksi 4 noktası x ekseninde burası eksi 2 noktası verilmiş. Buradaki koordinat eksenini mesela şöyle yapalım. Eksi 4 ise eksi 3, eksi 2, eksi 1 burası 0 gelecek. 1 noktası o, y'si 1 olduğuna göre o zaman Buradaki 0 a 0 noktası yani orijin noktamız da burası olacak. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Burası 0. Y'si 1 olduğu için y'sini de 0 yaptık. Burası orijin. Yani burası sıfıra 0, 0. Buna göre bu noktalarımızı belirleyelim. Eksi 1'e 1 noktası burası eksi 1. Eksi 1'e 1 noktası da burası geldi. A noktası. 1'e 3 noktası. Burada e, x'in 0 olduğu nokta. Dolayısıyla 1 olduğu nokta burası. 1'e 0, burası 1'e 1, 1'e e 2, burası da 1'e 3 geldi. Burası da B noktası. C'ye bakalım. Eksi 2 noktası. Dolayısıyla bu burada olacak. Eksi 2. 4 noktası da burası 3 olduğuna göre B'nin olduğu yer. Bir sonrasına çıkacak. Burası da 4'e denk gelecek. 0'a 0'dan 1, 2, 3, 4 saydık. Burası da o zaman eksi 2'ye 4 yani C noktası geldi. Bunları birleştirdiğimiz zaman bir üçgen oluşuyor. Ve bu üçgenin Görüntüsü hangisi gibi olabilir demişim. Bu üçgenin içerisinde mesela 1'in ve 2'nin belli kısımları var. 4 mesela burada tam köşeden geçtiği için köşegenden 4 içine almıyor. Bunun dışında beşin çok az bir kısmı içerisinde olacak. 1 ve iki içerisinde olacak. Buna göre şıklara bakalım. Mesela B şıkkında verilmiş ama B şıkkında 2'nin tamamını almış. 2'nin de bir kısmını alacaktık. Bu şekilde değil. D'ye baktığımız zaman ise bunun aynısı geliyor. Dolayısıyla burada direkt 1'in bir kısmı köşeden 2'nin bir kısmı. 5'in çok az bir kısmı. 4'ün hiçbir parçası gelmiyor. Dolayısıyla bu şekil D şıkkındaki gibi olabilir diyoruz.